Merhaba arkadaşlar, bugün devamlı yaptığım ıslak kek tarifini deniyorum sizlerle beraber. Malzemeleri daha detaylı görebilmeniz açısından böyle ekledim. Malzemeleri sayalım isterseniz. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakao, 2 su bardağına yakın un, şekerli vanilin ve bir adet de kabartma tozumuz var. Ve tabii ki olmazsa olmazımız 3 adet yumurtamız var. İlk başta yumurtalarımızı kabımıza alacağız ve çırpacağız toz şekerle beraber. Çırpalım. Bunu da güzelce çırpacağız şimdi. Çırptığımız yumurta ve toz şekerin üzerine 1 su bardağı ılık sütümüzü ekleyelim. Ve 1 su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Tekrar çırpalım. Şimdi ise 2 su bardağına yakın unumuzu ekliyoruz. Ve 3 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Son olarak da 1 paket kabartma tozumuz ve 1 paket şekerli vanilimiz var. Bunları da ekleyelim. Kabartma tozu ve şekerli vanilini de ekledikten sonra düşük ayarda çırpabiliriz. Kekimizin kıvamı çok güzel oldu. Şimdi kare veya dikdörtgen bir borcamı yağlayalım ve kek harcımızı dökelim. Kek harcımızı borcamıza dökelim. Kaşıkla sıyıracağım. Kekimizin sosu için 1 su bardağı sütümüzü cezvemize alalım. Üzerine yarım su bardağından biraz az sıvı yağ ekleyelim. 2 yemek kaşığı kakao ekleyelim. Yarım su bardağı kadar toz şeker ekleyelim. Kekimiz pişti. Şimdi dilimleyelim. Şimdi sosumuzu üstüne gezdirelim. Cezvem küçükmüş. Biraz daha büyük bir cezvede hazırlayabilirsiniz sosumuzu. Sosunu çekmesini bekleyelim. Ardından üzerine süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı, Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. Ve kekimiz hazır arkadaşlar. Ben Hindistan cevizi ile süslemeyi tercih ettim. Siz Antep fıstığı veya farklı süslemeler kullanabilirsiniz. Şöyle bir doku testi yapalım. Bakın. Harika bir kıvamı var. Devamlı yaptığım bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum denemenizi.